Kara köklü ifadelerin içerisi büyük eşit 0 olmalı. Yani 7 eksi mutlak değer 5 eksi x ifadesi büyük eşit 0 olmalı. Şimdi bu mutlak değerli yapıyı öbür tarafa atarsam 5 eksi x mutlak değer küçük eşit 7 elde edilir. Şimdi mutlak değerin tanımı gereği eksi 7 küçük eşit 5 eksi x küçük eşit 7'dir. Burada her tarafa eksi 5 verirsem eksi 12 küçük eşit eksi x küçük eşit eksi 5 verince 2. Her tarafı eksi 2 ile çarpınca eksi 2 küçük eşit x küçük eşit 12 olur. Bize bu soruda tam sayı değerleri toplamı kaç olmalıdır demişti. Biz şimdi eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 12'ye kadar bunları toplayacağız. Eksi 2 ile eksi 2, eksi 1 ile eksi 1, 0'ın zaten önemi yok. Biz demek ki 3'ten itibaren 12'ye kadar sayıları toplayacağız. 3, 12 daha 15. Alt toplamdan bak. 3, 12 daha 15. Kaç tane terim var? 10 tane terim var. 10 bölü 2. O halde 75 cevap. Bakalım. Ceyhan. Hadi hayırlısı bakalım.